Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeni bir Osmanlı Türkçesi imlası Türkçe unsurlar dersimizde yine birlikteyiz. İki ders önce tamamlayıcı imla kaidelerine başlamıştık. Bugün üçüncü dersimiz tamamlayıcı imla kaideleriyle ve bugün inşallah tamamlayıcı imla kaidelerini bitiriyoruz arkadaşlar. Son birkaç maddemiz kaldı. Fakat son derece ehemmiyetli maddeler arkadaşlar. Şimdi M diyoruz. M maddelerimizden. Evet, 13. maddemiz M. Kendinden sonraki harflere bitişmeyen harflerden sonra bazı hallerde okutucu harf kullanılır. Biliyorsunuz bizim Osmanlı Türkçesi alfabemizde 8 adet harfimiz vardı ki bunlar kendinden sonra gelen harflere birleşmiyorlardı arkadaşlar. Elif, dal, zel, ra, ze, je, vav ve lam elif harfleri. Kendinden sonra gelen harflere birleşmezler. İşte kendinden sonraki harflere birleşmeyen harflerden sonra bazı hallerde okutucu harf kullanılır. Bunun demek ki menfi manası bazı hallerde de kullanılmaz. Hangi hallerde kullanılır, hangi hallerde kullanılmaz? Şimdi onu görelim arkadaşlar. M diyoruz. M. Kendinden sonra gelen harflerle kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harflerden sonra kendinden sonra gelen şuraya harflerle diyelim. Harflerle birleşmeyen harflerden sonra bazı durumlarda okutucu harf kullanılır. Harf kullanılır. Evet. Demek ki bazı durumlarda da kullanılmıyormuş arkadaşlar. Şimdi hangi durumlarda kullanılır, hangi durumlarda kullanılmaz? Eğer okutucu harfin içinde olduğu hece açık hece ise kendinden sonraki harflere birleşmeyen o harflerden sonra okutucu harf kullanılır. Eğer kapalı hece ise kullanılmaz. Yani tekrar ediyorum. Demek ki kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen bu 8 harfimizin içinde bulunduğu heceye bakıyoruz. Eğer onun içinde bulunduğu hece açık bir hece ise o durumda okutucu harfi kullanıyoruz. Eğer kapalı bir hece ise o durumda okutucu harfi kullanmıyoruz arkadaşlar. Açık hece ve kapalı hece kavramlarını hatırlıyorsunuz. Çok tekrar ettik. Açık hece sesli harf ile biten hece idi. Kapalı hece ise sessiz harf ile biten hece demektir. Şimdi misallerimizi verdiğimizde arkadaşlar daha iyi anlaşılacak. Şuraya misaller diyelim. Misaller. İsimlere örneklerimizi verelim. Daha sonra fiiller üzerinde konuşalım arkadaşlar. İsim örnekleri. Mesela kelime kökümüz söz olsun. Söz. Daha sonra sözü. Sözün. Sözün. Sözüne. Sözüne ve sözünde örnekleriyle arkadaşlar hangi durumda okutucu harfi kullanıyoruz, hangi durumda kullanmıyoruz onları beraber görelim. Ne dedik? Öncelikli olarak kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harfin içinde bulunduğu heceye bakıyoruz. Bakalım içinde bulunduğu hece. Burada da şu. Eğer bu hece açık hece ise o zaman
kendinden sonra gelen harfe birleşmeyen o harften sonra okutucu harf kullanıyoruz. Yok kapalı hece ise o zaman kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakıyorum. Kök kelimemi yazdım şuraya. Söz. Sözü derken açık hece dolayısıyla kullanıyorum. Bakın sözün güzeli hece kapandı. Dolayısıyla Z harfi, bakınız kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen bir harf. İçinde bulunduğu hece kapalı hece. O zaman ben okutucu harfi kullanmıyorum. Sözün. Sözüne. Bu iki türlü anlaşılabilir. Yani Ahmet'in sözüne veya senin sözüne. Eğer senin sözüne olursa şuradaki nunu arkadaşlar kafi nuni. Üçüncü tekil şahsın sözüne, başka birisinin sözüne onu kastediyorsak buradaki ne'yi normal nun tercih ediyoruz. Ama bizim şurada esas ilgilendiğimiz altı kırmızıyla çizili olan hecemiz. Bakıyorum açık hece mi kapalı hece mi? Evet, ü seslisiyle bitmiş açık hece. Dolayısıyla ben z harfinden sonra y okutucumu kullanıyorum. Sözüne. Böyle yazdığımızda arkadaşlar senin sözüne anlamına gelir. Ama şunu kaf-ı nuni değil de normal nun tercih etmiş olsaydık o zaman onun sözüne olurdu. Evet, son misalimize bakıyorum. Sözünde. Kendinden sonra gelen harflere bitişmeyen harfimizin içinde bulunduğu hece kapalı bir hece. Bakın ne ile sessiz harfle bitmiş. Dolayısıyla o zaman okutucu harfi kullanmıyorum. Bakın bunu kafi nuni ile de yazabilirdim. Şu anda şu vaziyetinde sözünde durmaz. Kim? O. Sözünde durmalısın. Kafi nuni ile yazmış olsaydım kim? Sen. Sözünde durmalısın. Ama her halükarda kesinlikle buraya y okutucusu kullanamıyorum. Niçin? Çünkü hecemiz bizim kapalı bir hece olduğundan dolayı. Evet, zannediyorum isimlerdeki durum anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi fiil olarak misal verelim arkadaşlar. Şuraya fiil diyoruz. Mesela yazmak, yazdı, yazdın, yazdınız, yazdık. Bu misalleri yazalım şuraya. Yazdı, yazdın, yazdınız, yazdınız, yazdı, yazdı, yazdık, yazdık. Evet arkadaşlar, D harfi biliyorsunuz bizim kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen bir harfimiz. Dolayısıyla aynı kuralımız, kaidemiz mucibince içinde bulunduğu heceye bakıyorum. Hecelerimizi işaretliyorum. Eğer ki açık hece ise okutucu y harfini kullanıyorum. Kapalı hece ise içinde bulunduğu hece, o zaman kullanmıyorum. Evet, baktım yazdı. Birincisi açık hece. Yazdı. İkinci misalime bakıyorum. Hece kapandı. Peki yazdın derken arkadaşlar hangi nunu kullanacağız burada? Fiile soruyoruz. Kim? Sen. Bak aldığımız cevap sen. İkinci tekil şahıs. Hatırlayınız, ikinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde biz kafı nuni'yi kullanıyorduk. Dolayısıyla kapalı hece olduğu için okutucu y harfini kullanmıyoruz. Yazdın şeklinde böyle yazıyoruz arkadaşlar. Şurada okutucu y harfi yok. Yazdınız. Bakın hece açıldı. I sesiyle bitiyor. Sesli bir harfle bitiyor. Dolayısıyla okutucu y harfini orada kullanıyoruz. Şöyle. Yazdığı derken aynı şekilde arkadaşlar hecemiz açık bir hece. Bakın I seslisiyle bitiyor.
Burada da kullanıyoruz. Yazdığı şeklinde bakın Y okutucumu kullandım. Yazdık derken arkadaşlar bakın sessiz. Kapalı bir hece daha doğrusu. Sessiz harfle biten bir hece. Dolayısıyla hece kapandığından dolayı aradaki Y okutucusunu yazmıyoruz. Her ne kadar yazdık dese de biz yazmıyoruz arkadaşlar Y okutucusunu. Evet, konumuz bu. Kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen, harflerden sonra bazı durumlarda okutucu harf kullanılıyormuş. Demek ki hangi durumlarda kullanılıyormuş? İçinde bulunduğu heceye bakıyormuşuz. Açık hece ise kullanıyormuşuz arkadaşlar, kapalı hece ise kullanmıyoruz. Evet arkadaşlar, misal olarak tahmin ediyorum bunlar kifayet eder. Şimdi gelelim bir sonraki maddemize. Bu önemli bir madde arkadaşlar. İmlada yazarken çoklukla hata yaptığımız konulardan bir tanesi bu. Yani Y okutucusunu biz ne zaman kullanacağız, ne zaman kullanmayacağız? Daha önce tamamlayıcı imla kaidelerinde hatırlayınız bir maddemizde isimlerin sonundaki ı, i, s, si şeklindeki her türlü tamlama ve ilgi ekleri kelimenin bu eki takibe, bu halini takiben bir hal eki alması durumunda düşer idi. Mesela babası. Babasını dediğimizde, hatta onu da bu konumuzla alakalı olarak anlatalım arkadaşlar. Çünkü birbirine çok benzer konular, hem bir hatırlamış olalım. Diyelim ki arkadaşlar iki misal. Birinci misalimiz, önce şunu şöyle ayıralım. Bu mevzu bitti. Tekrar babında birinci misalimiz ev olsun. Ev. İkinci misalim de kitap olsun. Bakın bu hakikaten mühim bir mevzu. Ev yazılışı elif ve vav ile yazılıyor. Diğeri kitap bu şekilde yazılıyor. Peki bunların farkı nedir? Farkı şu. Ev V ile bitiyor. V harfiyle, vav harfiyle. Yani kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen bir harf ile bitiyor. Kitap ise normal bir harf ile bitiyor. Şimdi bakın şöyle diyelim. Evi yazalım. Evi. Sonra evini, evinde. Evinde. Aynı şekilde kitap, kitabı, kitabı, kitabını, kitabını ve kitabında. Bu misallerim üzerinden gidelim. Kitabında. Şimdi arkadaşlar, evi derken ev yazdım ve sonuna Y okutucusunu yazıyorum. Niçin? Çünkü biz kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harfler için içinde bulunduğu heceye bakıyorduk. Heceye baktım, açık hece ve bunu kullandım. Alta kitabı yazıyorum. Kitabı. Bunda da açık hece ve kendisinden sonra bir ek gelmemiş. Dolayısıyla Y okutucusunu kullandım. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen bir harf, vav harfimiz. İçinde bulunduğu heceye bakıyorum, açık hece. Açık hece olduğuna göre orada ben okutucu Y harfimi kullanıyorum tekrar. Dolayısıyla evini, yani onun evini diyelim biz, üçüncü tekil şahıs, normal nunla yazalım. Evini bu şekilde kullandım arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Kitabını. Bakın ne dedik? Her türlü sı ve ı ekleri bunun bir hal eki alması durumunda bu kelimenin oradaki okutucu Y harfleri düşer demiştik daha önceki maddemizde. Bakın kitabı derken şuraya kadar kitabı. Y okutucusu var.
Ama herhangi bir ek almış. Bakın ismin i halini almış. Şu nun harfi de kaynaştırma harfi bizim Türkçe'de. İsmin i hali, yükleme hali diyoruz biz buna. Bunu almış. Dolayısıyla kitabı dediğimiz oradaki y okutucusu muhakkak düşer. Yani nasıl yazarız biz bunu? Şöyle yazarız. Kitabını. Bakın burada okutucu y harfi düştü. Kitabı. Halbuki evini derken kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harften sonra eğer açık hece ise ben y okutucusunu kullanıyorum. Ama diğer harflerde o 8 harfimizden hariç olan harflerde hangi hek gelirse gelsin ama dır eki gibi o sair ekleri kastetmiyorum. Haleklerini de ilerleyen derste göreceğiz. Herhangi bir haleki alması durumunda ı, i veya sı, si anlamındaki sondaki y okutucuları muhakkak düşüyor. Bakın kitabı buradaki ı eki. O y okutucusu otomatik olarak düşüyor. Kitabını şeklinde böyle yazıyoruz. Şimdi hece kapandı. Eğer kapalı bir hece ise o zaman biz okutucu harfi kullanmıyorduk arkadaşlar. Evinde, onun evinde. Peki alttaki, yani kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harflerin haricindeki harfler için onlar da zaten arkadaşlar bakın kitabın bu mülkiyet eki, sondaki de ismin D hali. Zaten onlar da açık hece olsun, kapalı hece olsun fark etmez. Onları da kullanmıyoruz. Yani tekrar ediyorum bakınız. Kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harfler eğer içinde bulundukları hece kapalı hece ise sair harfler gibi davranır. Yani okutucu y harfi düşer. Yazılmaz. Ama içinde bulunduğu hece kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harflerimizin içinde bulunduğu hece açık hece ise bu durumda kendinden sonra okutucu y harfi kullanılır. Fakat diğer harflerde okutucu munfasıl harflerimizin yani kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harflerimizin haricindeki harflerimizin içinde bulunduğu hece açık hece dahi olsa okutucu y harfi kesinlikle kullanılmaz. Ama bakın ekler için bahsediyorum. Altını böyle kırmızıyla kocaman çizerek ifade ediyorum arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz ekler için. Yoksa okutucu harflerle ilgili kaidelerimizde y harfinin ilk kaidesini hatırlayın. İçinde ı, i sesi bulunan kelimenin bütün hecelerinde yazılır. Kelimenin kökünde, yalın halinde veya fiil kökünde bütün hecelerde ı veya i sesi varsa muhakkak yazılır. Bizim bu y okutucusunun yazılmadığı durumu ekler için geçerli. Yani kelimenin kökü için geçerli değil. Tekrar ediyorum. Kelimenin kökünde okutucu harflerle ilgili imla kaideleri geçerlidir. Bütün ı ve i sesi geçen hecelerde kelime içinde y okutucusunu kullanıyoruz. Ama bu ektir. Eklerde ise bakınız demek ki kelimenin sonundaki ı, i, sı, si anlamındaki bütün y okutucuları ektir onlar çünkü. Kelimenin aslına ait değildir. Bakın kelimenin aslı kitaptır. Kitabı derken sonundaki y okutucusu ektir arkadaşlar. O ek bunun takiben bir haleki alması durumunda otomatikmen düşüyormuş demek ki. Fakat munfasıl harflerin durumu biraz daha farklı. Kapalı hece olması durumunda düşer. Açık hece olması durumunda ise arkadaşlar düşmez. Açık hece olması durumunda munfasıl harfin kendinden sonra gelen harflere birleşmeyen harfin içinde bulunduğu hece açık hece ise o zaman biz y okutucusunu burada gözüktüğü gibi yazıyoruz. Son derece ehemmiyetli bir mevzu. Ehemmiyetine binaen sadet harici bu konuyu anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim tamamlayıcı imla kaidelerimizin bir diğer maddesine. N maddesi. N. Kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce ve sonraki seslerin uyumuna göre kullanılırlar. Evet, biz alfabemizdeki harflerimizi kalın harfler ve ince harfler diye ayırıyoruz. Fakat bir de ne kalın ne ince, duruma göre kalın, duruma göre ince tavır sergileyen bir kısım harflerimiz de var. Onları şimdi tahtaya yazacağız. Demek ki bizim N maddemiz, N maddemiz kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce ve sonraki seslerin uyumuna göre kullanılır. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar.
Buraya ne diyorum? Evet arkadaşlar. Kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce veya sonraki seslilerin uyumuna göre kullanılırlar. Kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce ve sonraki seslerin uyumuna göre kullanılır. Kullanılırlar. Evet, bizim alfabemizde kalın harflerimiz var, ince harflerimiz var ve kalın karşılığı olmadığı için esasen ince olup kalın yerine de kullanılan harflerimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak kalın ve ince harflerimizi karşılıklı olarak görelim. Yani bir harfimiz kalın bir harf ise muhakkak onun mukabili bir de ince karşılığı olması lazım. Mesela birinci harfimiz kaf harfi. Kalın bir harftir. Kaf harfinin ince karşılığı keftir arkadaşlar. Kaf harfinin ince karşılığı keftir. Daha sonra t harfi, önceki derslerimizden hatırlayınız, kalın bir harfimiz idi. T harfinin iki tane ince karşılığı vardır. Yani t hem t harfinin ince, t harfinin kalın karşılığıdır. Hem de dal harfinin kalın karşılığıdır arkadaşlar. Yine aynı şekilde sat harfimiz bizim. Arkadaşlar, sin harfinin kalın karşılığıdır. Yani sat kalındır, sin incedir. Aynı şekilde gayın harfimiz bizim kafı farisi veya kafı yayi dediğimiz harfimizin kalın karşılığıdır arkadaşlar. Diğer bir harfimiz de h harfimizdir. Kalın bir harftir arkadaşlar. İnce karşılığı h harfidir. Onları şimdi tahtaya yazalım. Şöyle kalın harfler diyelim önce. Kalın harfler. Altına da ince harfler. Mesela onları da siyahla yazalım. Kaf harfimiz kalın bir harftir. Kaf harfinin karşılığı ince harfimiz kef harfidir. T harfimiz kalın bir harftir. Bunun iki tane ince karşılığı var. Birincisi T harfi. İkincisi T'nın ince karşılığı dal harfidir. Sonra sat harfimiz kalın bir harftir. Karşılığı ince olan harfimiz sin harfidir. Gayın harfimiz kalın bir harftir. İnce karşılığı kafı farisi veya kafı yayi dediğimiz harfimizdir. Son olarak h harfimiz kalın bir harftir. Bunun ince karşılığı H harfidir arkadaşlar. Yani daha belirgin olsun diye baştaki hallerini yazdım. Yoksa normalde müstakil halleri yazılması icap ediyor. Fakat daha belirgin olsun diye. Evet, tekrar ediyoruz. Bakın, kalın harfimiz 5 tane. Kaf, T, Sat, Gayın, H. İnce harflerimiz 6 adet. Kef,
te, dal, sin, kaf-ı farisi veya ya'yı ve he harflerimiz. Yani toplamda kalın ve ince harflerimizi topladığımızda 5 tanesi kalın, 6 tanesi ince, toplam 11 adet arkadaşlar kalın ve ince harflerimiz varmış. Şimdi misallerimize gelecek olsak. Misaller diyelim şöyle, kalın ve ince harflerimizin misallerini yazalım. Mesela kaf harfimize misal. Kork. Bakın o sesi kalın bir ses. Dolayısıyla kaf harfini tercih ediyorum. İnce kürk yazacak olsak, bakın ü ince bir ses olduğundan dolayı orada kef harfini tercih ediyorum. Kürk. Daha sonra mesela t harfi için top. Top. İnce karşılığı t, mesela tüp kelimesinde kullanırız. Tüp. Bakın T harfini kullandım. Top, tüp. Daha sonra mesela dalın kalın karşılığı T'yi kullandığımızı ifade ettik. Dış diyelim, dış kapı mesela. Orada T harfini tercih ediyoruz. Ama İ sesiyle bir misal. Mesela diş diyecek olsak, diş. Onun İnce karşılığı olan dal harfini tercih ediyorum. Bakın ı kalın, t harfini kullandım. Dalın kalın karşılığı olarak dış şeklinde. Di, i ise ince bir sesli. Dolayısıyla dal harfini tercih ettim arkadaşlar. Yine misal olarak mesela sat harfi için sırt diyebiliriz. Sırt. Sırt. Bakın ı yine kalın bir ses. Dolayısıyla sadı tercih ettim. Ama sert diyecek olsam, e ince bir sesli olduğu için orada sin harfini tercih ediyorum. Gayın için misal olarak ağrı diyebiliriz arkadaşlar. Ağrı. Ağrı. Bakın a sesi kalın bir ses. Ağı derken onu. Ama eğri dediğimde kafı ya'yı tercih ediyorum. Eğri. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde arkadaşlar hı için mesela hızlı diyebiliriz misal olarak. Hı, hızlı. H için de ince karşılığı hep diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Bizim alfabemizde başka harfler de var, kalın harfler. Bakın, mesela ha harfi, ha noktası olmayan, yani h'yi kastetmiyorum, ha harfi. Sonra sat harfi söyledik, dat harfi mesela. Aynı şekilde z harfi, bunlar kalın harfler. Bakın ayn harfi, onları niye buraya yazmadık arkadaşlar? Önceki derslerimizden hatırlayalım. Çünkü bunlar Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Tekrar ediyorum, bu saymış olduğum 4 tane harf kalın harftir ama Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Aynen peltek s ve peltek z harfini, zel harfinde bunlara ilave edebiliriz. O bizim 6 harfimiz. Tekrar edecek olursak ha, öncelikle peltek s, ha, daha sonra zel, dat, z ve ayın harflerimiz, 6 harfimiz. Türkçe kelimelerde, Türkçe asıllı kelimelerde kesinlikle kullanılmaz. Türkçe imla kaidelerinin geçerli olduğu kelimelerde biz o 6 harfimizi kullanmıyoruz. Ondan dolayı telaffuzları kalın olmakla birlikte onları buraya yazmadık. Demek ki bakın, kork, o sesi kalın, kaf kullandım. Kürk, ü sesi ince, kef kullandım. Top, o sesi kalın, tı kullandım. Tüp, ü sesi ince, t'yi kullandım. Dış derken ı sesi kalın, t'yı kullandım. Diş derken dal harfinin ince karşılığını kullandım. Yani kendisini. Sırt, ı sesi kalın. Dolayısıyla ı sesi kalın, sadı kullandım.
Sert derken E sesi ince olduğu için sin harfini kullandım. Ağrı eğri misalinde bakın A kalın gayını kullandım. E ince. Dolayısıyla burada kafi yayı kullandım. Hı, ı kalın hı'yı kullandım. E ince hep derken orada H okutucusunu, H ince harfimizi kullanmış oldum arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim kalın harflerimiz ve ince harflerimiz. Demek ki kalın harflerimiz tekrar edecek olursak kaf, tı, ha, gayın ve son harfimiz hı olmak üzere 5 adet. İnce harflerimiz ise arkadaşlar kafın karşılığı kef, t, d, daha sonra sin harfi, kafı farisi veya yayı, sonuncu harfimiz de h harfimiz. 6 adet bizim ince harflerimiz var. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra şimdi gelelim kalın karşılığı olmadığı için hem kalın hem ince olarak kullanılan harflerimize. Yani bizim şu harflerimizin haricinde kalan harflerimiz böyle harflerimiz. Zaten 6 tanesini kullanmıyor idik. Bir de lam elifi de saymazsak eğer bunun haricindeki harflerimizin hepsi hem ince hem kalın fonksiyonuna aynı anda yüklenebilen harflerimiz. Onları da arkadaşlar şuraya yazıyorum. Bu mevzuyu şöyle kapatmış olalım. Daha belirgin olsun diye o misallerimizi şuraya yazacağım. Mesela birinci harfimiz elif harfi. Hem ince hem de kalın olarak kullanırız. Mesela harfimizi yazalım, yanına misallerini yazalım arkadaşlar. Kalın olarak kullanırım. Ak şeklinde üzerine bir met işaretiyle. İnce olarak kullanırım. Ek şeklinde üzerine bir hemze koyarım eğer kelimenin başındaysa. Akın, ekin, bakın kalın ve ince. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Demek ki birinci harfimiz elif harfi. Hem kalın hem de ince fonksiyonunu yerine getirebiliyor arkadaşlar. İkinci harfimiz B harfi. B harfi. Bakın ona da misal. Kalın için bal. İnce için bel. Yani kalın için B'nin başka bir alternatifi yok. B bir tane. Dolayısıyla elif okutusu getirmek suretiyle kalınlaştırıyorum ve kalın için kullanmış oluyorum. Sonraki harfimiz P harfi. P. Mesela buna da misal pul ve pil kelimelerini verebiliriz. Pul kalın, pil ise ince bir harfimiz, hecemiz olmuş oluyor. Bakın kalın içinde P'yi, ince içinde P'yi kullandım arkadaşlar. Bundan sonraki harfimiz mesela cim harfimiz bizim, C harfi. Mesela örnek olarak kalın için cacık, ince için cüce misallerini verebiliriz. Cim harfi. Misalimiz. Kalın için cacık. İnce için ise cüce misalimizi verebiliriz. Bakın cacık derken A ve I sesleri kalın. İkisinde de C'yi tercih etmişiz. Cim harfini kalın için. Cüce derken Ü ve E sesleri sondaki ince. Yine ikisinde de cim harfini tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki harfimiz Ç harfi. Mesela çay kalın bir kelimedir. A sesiyle. Çi dediğimiz zaman yani bunu hem pişmemiş anlamında anlayabiliriz hem de biz böyle soğuk havalarda sabahleyin eşyaların üzerinde dışarıda o kar birikintileri beyaz beyaz onu anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın A kalın sesli Ç harfini kullanmışım. İ
ince sesli, orada da Ç harfini kullanmışım. Demek ki hem kalın hem ince olarak kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Bir diğer misalimiz R. Kendisi aslında kalın bir sestir. R harfi kalın bir harftir. Fakat hem kalın hem ince olarak kullanabiliyoruz. Onu da şöyle yazalım. R harfi. Kalına örnek araba. Araba. İnceye örnek ise reçel. Bakın araba. 3 hecede de A sesi var. Ra harfini kullanıyorum. Reçel derken 2 hecede de E seslisi var. Yine R harfini kullanıyorum arkadaşlar. Sonraki misalimiz Z. Z. Normal keskin Z. Peltek Z'yi Türkçe'de kullanmıyoruz. Z. Örnek olarak mesela kalın, az, ince, ez. Örneklerini verebiliriz. Az, ez. A kalın, E ince. İkisinde de aynı Z harfini kullanmışım. Sonraki harfimiz J harfimiz arkadaşlar. J. Misal olarak kalına jandarma, ince olarak ise jilet misalimizi verebiliriz arkadaşlar. Jandarma ve jilet. Bir sonraki harfimiz arkadaşlar şın harfi. Şın harfimiz. Bunun da kalın karşılığı olmadığı için hem ince hem de kalın olarak kullanıyoruz. Örneklerimiz şaşı, kalın için şişe ise ince sesler için vermiş olduğumuz misalimiz. Bakın A ve I kalın sesler. İkisinde de Ş harfini kullanmışım. Şişe derken İ ve E sesleri ince sesler. Yine ikisinde de Ş harfini kullanıyorum arkadaşlar. Şın harfinden sonraki harfimiz arkadaşlar bizim F harfimiz. F harfi de ince bir harf olmakla birlikte kalın karşılığı olmadığı için ikisi için de kullanılıyor. Ona da misalimiz şuraya F diyelim. Fırça. Kalın. Bakınız I ve A sesleri. Ve fiş. Bu da İ sesi ince bir sesi olduğu halde ikisinde de F harfini kullanıyorum. F'den sonraki harfimiz arkadaşlar Kaf-ı Nuni. Bizim Türkçemize has genizden gelen N sesi. Bunu da yazalım şuraya. Kaf-ı Nuni. Bakın ince için en, kalın için son diyebiliriz. Ama öncelikle kalın misallerini verdik. Sırayı karıştırmayalım. Son kalın için misalimiz, en ise ince için misalimiz arkadaşlar. Kaf-ı Nuni harfinden sonra değerli arkadaşlar bir sonraki misalimiz lam harfimiz. Lam harfi de ince bir harf ama hem kalın hem ince için kullanabiliyoruz. Mesela el, kol diyoruz değil mi? El, kol. El ince, kol kalın. Önce kolu yazalım. Kol ve el. Hem kalın için hem de ince için kullanıyorum. Lam harfinden sonraki harfimiz mim harfimiz. Yine aynı şekilde tektir. Alternatif olmadığından dolayı ince olmakla birlikte kalın içinde kullanıyoruz arkadaşlar. Mim harfini. Arkadaşlar şu F'yi biz böyle yapmayalım. Müstakil halini yazalım.
Bunu yanlış yazmışız. Şöyle. Müstakil hali. Bu da bizim mim harfimiz. Mesela kalın olarak yapma derken kullanırız. Etme derken yine kullanırız. Hem ince hem de kalın için kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz nun harfi. Onu da hem kalın hem inceler için kullanıyoruz. Mesela bulsun derken kalın, bilsin derken ince. Bulsun. Bilsin derken ince. Nun harfini takip eden harfimiz arkadaşlar vav harfimiz. Onu da şuraya yazalım. Kalın için av, ince için ev misali verilebilir. Av ve ev misalini verebiliriz. Ve son harfimiz hem alfabemizin hem de hem kalın hem ince için kullanılan harflerimizin sonuncusu Y harfi. Onu da arkadaşlar yazalım. Misaliyle birlikte. Y harfi. Mesela kalın için yaz, ince için ise yüz misalini verebiliriz. Yaz, yüz. Evet bakın arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane harfimiz. Hem kalın hem ince olarak kullanılan harflerimiz. 11 tane harfimiz vardı bizim kalın ve ince. Bunun 5 tanesi kalın, 6 tanesi inceydi. 16, 11 daha 27. 16, 11 daha 27. 6 tane harfimiz vardı bizim Arapçaya veya Farsçaya has Türkçe'de kullanmadığımız etti 33. Lam elif harfimizde bunun üzerine ilave ettiğimizde 34 bizim alfabemizdeki toplam harf sayımız olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik son maddemize. O da O maddemiz. O. Bazı ve aynı kelimeleri kendilerinden sonraki kelimelerle galat olarak, yanlış olarak olsa da Farisi bir terkip suretini aldıklarından dolayı bunlardan sonra biz okutucu harf kullanmıyoruz. Yani şöyle yazarak anlatalım arkadaşlar onu da. O diyelim. Şu faslı kapatalım. O. Maddesini yazmayacağım arkadaşlar. Tekrar söyleyelim ve misallerine hemen geçelim. Neydi? Bazı ve aynı kelimeleri kendilerinden sonraki kelimelerle galat olmuş olsa da yani hataen, hatalı dahi olmuş olsa Farisi bir terkip suretini aldıklarından dolayı biz normal şartlarında arkalarında yazmamız icap eden okutucu harflerini kullanmıyoruz arkadaşlar. Mesela bazı işler diyoruz. Bazı işler. Aslında normalde nasıl yazmamız lazım? Bazı işler şeklinde böyle yazmamız lazım. Fakat bir galat olarak diyor, terkip suretini aldıklarından dolayı biz şu Y okutucusunu yazmıyoruz. Yani biz bunu bu şekilde yazıyoruz. Bazı işler mesela. Daha sonra yine örnek olarak bazı ağaçlar. Bazı ağaçlar kışın yapraklarını dökmezler. Misalinde olduğu gibi. Yani galat olarak da olsa bir Farisi terkip, Farsça tamlama şeklinde almışlar. Dolayısıyla buraya sonlarına Y okutucularını kullanmıyoruz arkadaşlar. Aynı mantık aynı kelimesi için de geçerli. Mesela aynı anda
aynı anda. Bakın biz şuradaki Y harfini okutucusunu kullanmıyoruz. Terkip şeklinde almış. Fakat hakikatte bir terkip olmamakla birlikte galat olarak terkip suretinde düşünüldüğünden kullanılmıyor. Aynı anda diye yazıyoruz. Aynı anda. Yine bir başka misal mesela aynı gün. Aynı gün içinde. Aynı gün şeklinde. Demek ki bazı ve aynı kelimeleri kendilerinden sonraki kelimelerle arkadaşlar galat olarak da olsa farisi bir terkip suretini, tamlama suretini ama farisi aldıklarından dolayı bunlardan sonra okutucu harfi kullanmıyoruz. Evet, bu bizim 15. ve son maddemizdi ve tamamlayıcı imla kaidelerini bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bugün biz 4 tane düzeltiyorum. 3 tane maddemizi gördük. Özellikle baştaki 2 madde son derece ehemmiyetli. 13. maddemiz M maddemiz kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harflerden sonra bazı durumlarda okutucu harf kullanılmazmış. Bu durumda o harfimizin içinde bulunduğu heceye bakıyoruz dedik. Açık hece ise okutucu harfi kullanıyoruz, kapalı hece ise kullanmıyoruz. 14. maddemiz kalın ve ince harfler kelime içinde kendilerinden önce ve sonraki seslilerin uyumuna göre kullanılırlar. Kalın harflerimiz kalın seslerin bulunduğu yerlerde kullanılır. İnce harflerimiz ise ince seslerin ve seslilerin bulunduğu yerde kullanılır. 5 tane kalın harfimiz vardı. Kaf, tı, sat, gayın, hı. Buna mukabil 6 tane ince harfimiz vardı. Kef, te, dal, sin, kafı farisi veya yayı ve h harflerimiz. Bir de arkadaşlar ne kalın ne ince. Aslında ince ama kalın karşılığı olmadığı için kalın olarak da kullanılan veyahut ra gibi kalın ama ince karşılığı olmadığı için ince olarak da kullanılan bizim harflerimiz var idi ki onları da tahtamıza yazdık. Bakın elif harfi B, P, cim, ç, ra, z, j, şın, f, kaf-ı nuni, lam, mim, nun, vav ve y harflerimiz hem kalın hem ince olarak alfabemizde kullanılan harflerimiz idi. Bunlar da toplam 16 tane. Ve son 15. maddemiz O maddesi. O da bazı ve aynı kelimeleri kendilerinden sonra gelen kelimelerle galat olarak farisi bir tamlama suretinde yazıldıklarından dolayı sonlarındaki Y harfleri, okutucuları kullanılmaz. Bakın bazı işler aynı anda, aynı gün, bazı ağaçlar misallerinde olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir ödevimiz var. Kitabımızın yine son tarafında 6. ve 7. metin sayfalarımızı dikkatlice okuyalım öncelikli olarak ve ondan sonra da mümkün mertebe bakarak yazmaya gayret edelim. Ve bu şekilde bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk. Yeni bir derste yeni bir konuyla tekrar görüşmek üzere.